abla. Burası sizin sayenizde açıldı. Sen, babaannem. Babam. Babam. Sen olmasaydın bu çocuklar dağ başında bir mağarada öleceklerdi. Hadi ben gideyim artık. Damat Ferit'i karşılamak icap eder. Senin işin yok mu? Açamadınız mı şu meyhaneyi daha? Biraz daha işi var. Ayrıca meyhane değil, taverna. Bizim ufaklıklar ne yapıyor merak ettim. 2-3 taş attılar diye zindana attınız zavallıları. Neyi merak ettin? Babamı kızdırmamayı öğrenmeniz gerek. Şuna bak. Ne kadar zayıf. Sevdiğin birinin bu kadar korunması olması seni de korkutmuyor mu? Bırak şunu. Bırak. Git. Ne istiyorsun Alexi? Yardım etmek istiyorum. Defol git. Gölge etme yeter. Yanına sokulmadıysam kapıda babamın ismi yazılı. O yüzden ben buraya istediğim zaman girip çıkabilirim. Çabuk bitti bu sefer. Azar azar dikkatli içmen lazım yoksa tesiri azalır. Dikkat diyorsun ya. Ondan bende yok işte. Gel. Şifa olsun. Sağ ol. Beyim. Ankara Feridi vurmayın demiş. Ha dediler. Ne edeceğiz? Vuracağız pehlivan. Ankara bundan gayrı bana emir veremez. İsmet telgraf çekmiş. Batı cephesi kumandanından emir alacakmışım. Seni Batı cephesi kumandanı yapmayacağız demeye getirmişler. Gel orduya katıl dedikleri buymuş pehlivan. Mayın eşeği gibi önden sürecekler bizi. Senden daha cevvali mi varmış da ona tabi etmeye kalkarlar bizi? Onlar da Yunan'da Ferit de pişman olacak. İzmir'deki adamıma renk vermedim. Belli ki Ankara'nın lafından sonra onun da gönlü yok suikaste. Taş koymasın. Sen de kimseye bir şey belli etmeyeceksin pehlivan. Emrin başım üstüne beyim. Damat Ferit bugün ölecek. Ferit Bey ile daha önce karşılaşmış mıydınız general? Hayır müşerref olmadım komutanım. Talihli biri. Devlet işlerinden elini eteğini sektikten sonra siyasete atılmış. Hürriyet ve İtilaf'ın kurucuları arasında yer almış. Derken sadrazam olmuş. Zevcesi Medihe Sultan Abdülmecid'in kızı. İlaveten Vahdettin'in de kız kardeşim. Daha büyük bir talih tahammül edilemezdi. Hoş geldiniz Ferit Bey. Kumandan Filipus. General Cevdet'i takdim edelim. Müşerref oldum paşam. Hoş geldiniz. Meşhur General Cevdet. Umarım şöhretim iyidir paşam. İstanbul'da iyi. Mühim olan da bu. Törene geçmeden önce
sizi karargahımızda ağırlamak isteriz. Hay hay. Dillere destan. Boyozunuzdan ikram edersiniz değil mi komutan? 10 yıl önce gelmiştim İzmir'e. O zaman tatmıştım. Hala aklımdadır. Derhal en iyisini buldururuz. Siz merak etmeyin. Beni çok şaşırttınız doğrusu Sayın Sadrazam. Burada çay içen birini ilk defa görüyorum sayenizde. Londra'ya gittiğimde alıştım. Sonra vazgeçemedim. Siz de Londra'da bulundunuz zannederim general. Öyle, tedavi maksadıyla. Ama çayı tecrübe etme fırsatım olmadı. Ordumuz General Cevdet'i daha iyi şartlarda tedavi olsun diye Londra'ya yollamış idi. İsabet. Tam isabet. Sizin Balta Limanı'ndaki sarayınızın metini çok duymuş idim. Halen orada mı ikamet etmektesiniz? Sadece yazları maalesef. Devlet vazifesinin menfi neticelerinden. Ben orada ikamet edememenize memnun oluyorum paşam. Malumunuz Ali Galip Paşa orada ikamet ederken yaptığı bir tekne seyahati esnasında boğulmuştu. Ardından damat Nuri Paşa, o da yine orada ikamet ederken müebbet hapse mahkum oldu. Akabinde gelen damat Necip Paşa, o da tifodan vefat etti. Sizin gibi bir devlet adamının uzun ömürlü olması benim en büyük temennim. Hal böyle olunca başka bir sarayı tercih ederim ben sizin namınıza. Allah sizi hep güldürsün General Cevdet. Sağ ol paşam. Ferit Bey, eğer sizin için de uygunsa tabii çayınızı bitirdikten sonra tören alanına geçelim istiyorum. Öyle değil mi General Cevdet? Tüm Simirli halkı, vatan hainlerini adıyla, sanıyla sizin ağzınızdan duysun. Hay hay. İlanları dağıtacak askerleri bulmamız lazım. Dağılıp arayalım hadi çabuk. Bulduk. Hedef göründü. Haydi. Başını derde sokacak bir şey yapma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.